Sevgili gençler, bugün Allah Azze ve Celle'den sonra en çok sevmemiz gereken varlığımız olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevmeyi anlatacağız. Onun için de bolca ilahilerle anlatmaya gayret edeceğiz. Başlamamızı da yine bir ilahiyle başlayalım. Resulüm var Medine'de, aşkı yanar Sine'de. Ritmi bozuyorsunuz, olmuyor. Başkasına belki tutturursunuz, tamam mı? Yapmayın. Resulüm var Medine'de, aşkı yanar Sine'de. 100.000 kere gidip gelsem gideceğim Medine'de. Aşk ateşi yakıyor, gönüllere akıyor, özleyenler bakıyor Medine yol. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nerede yatar? Yani nerede metro? Peygamberimiz Mekke'de doğmuştur. Medine'de de şu anda o yeşil kubbe vardır. Gördünüz mü hiç fotoğraflarda? O yeşil kubbenin hemen altında metfundur. Ayşe annemizin orası odasıdır. Ve binaenaleyh orada metfundur. İşte iki cihan güneşi serveri serbülendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sevdasını anlatacağız. Biz en çok neyi sevmemiz lazım? Allah'ı. İkinci sırada Resulullah'ı. Üçüncü sırada anne ve babamız. Öyleyse bugünkü konumuz neymiş? En çok kimi sevecekmişiz? Allah'tan sonra Resulullah'ı. En çok Allah sevilir, sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevilir. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor, diyor ki ya Resulallah diyor, anam, babam, bütün malım sana feda olsun, seni çok seviyorum diyor. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı, iman etmedi.
Nasıl yani ya Resulallah dedi. Küt dedi, düştü, bayıldı. Bayılınca dedi ki, canından da daha çok sevmedikçe beni sevmiş olmazsın dedi. Yani anadan, yardan, serden, candan, canandan gitmek lazımmış. Anlaştık mı? Sevmek dedik mi böyle olur. Siz Sevban'ı biliyor musunuz Sevban'ı? Sevban peygamberin aşıklarından bir tanesi. Bir gün öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki susturamıyor arkadaşları. Geliyor diyor ki, arkadaşım neyin var, bir derdin var? Konuşmuyor. Ağlamaya devam ediyor. Halen ağlıyor. Hani siz bazen belki ekmek, yemek olmadı diye ağlıyorsunuz. Bazen canınız bir şey istedi, dondurma istedi, alınamadı diye ağlıyorsunuz ya. Bak Sevban ne için ağlıyormuş. Siz belki bazen bir ayakkabı alınmadı diye veya bir tablet alınmadı diye ağlıyorsunuzdur. Veya siz başka şeyler için ağlarken peygamber sevdalıları bakınız ne için ağlıyormuş. İyi bakınız. Sevban'a ne kadar söyledilerse Sevban cevap vermedi. Vermeyince hemen koştular Resulullah'a. Ya Resulallah, Sevban bir türlü cevap vermiyor. Bir şeye derdi var ama bir şeye sıkılmış, üzülüyor ama bize söylemiyor. Sana mutlaka söyler. Şu Sevban'ın bir derdine ilaç ol ya Resulallah dediler. Hemen geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hücre-i saadetlerinden çıktı. Geliverdi. Selam vermesiyle Sevban'ın susması bir oldu. Sanki emzik almış bir bebe gibi susuverdi ve sevinçle selama cevap verdi. Peygamberimiz Esselamu Aleyküm dedi. Sevban'a Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ya Resulallah dedi. Yüzünden gülücükler atıyordu. Dedi Sevban, sen ağlıyor musun? Bir derdin mi var? Dedi ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama dedi ya Resulallah ben dedi şimdi cennete girsem bile seninle beraber olamazsam, seni göremezsem ben nasıl olurum? Bundan dolayı üzülüyorum. Çünkü ben yüzümü senden çevirdiğim andan itibaren özlüyorum. Vay vay vay. Görüyor musunuz Sevban'ın sevgisini, muhabbetini? Ey Sevban ya biz hiç görmedik. Görmeden sevdik elhamdülillah. O da bizi görmeden kardeşlerim dediği ümmetiyiz elhamdülillah. Binaenaleyh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Sevban dedi sen bilmez misin dedi. Kişi sevdiğiyle beraber haşrolur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevban gülücükler atıyordu, yüzünde güller açıyordu. O günden sonra müminler de bu müjdeli habere, bu muşlulu habere seviniyordu. Muşluyu anladık mı? Bu müjdeyi anladık mı? Kim ki peygamberi daha çok severse kimin yanında oluyormuş? Peygamberiyle beraber oluyormuş ahirette de. Hani bu dünyada beraber olamadık ama ahirette kesin beraberiz. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seversek onunla beraber olacakmışız. Kimi seviyorsanız. Mesela diyelim ki bir gavuru seviyorsunuz diyelim. Tamam bir gavur, bir futbolcuyu veya bilmem ne sanatçısını seviyorsunuz. Onunla beraber olursunuz. Tabii o neredeyse. Cehennemdeyse cehennemdesiniz. Cennetteyse cennettesiniz. Onun için de biz cennette olan birisini sevmemiz lazım değil mi? Doğru mu? O zaman en çok sevilecek varlık hangi varlıktı birinci sırada? Allah. İkinci sırada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de biz de peygamberimizi sevdiğimizi bir ilan edelim mi? Aşkı ilan edelim mi? Hadi o zaman. Ya Resulallah. Ne? Seni çok seviyorum. Denildin saat. Elhamdülillah. Şimdi biz ne olacak böylece biliyor musun? Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek bir ibadet. Neymiş? Şimdi namaz kıldık bir ibadet değil mi? Namaz gibi bir ibadet. Ama zaten namazda da Peygamberimizin öğrettiği gibi kılıyoruz değil mi? Arasında okuduğumuz dualar, mesela Sübhaneke'yi o okumuş biz de okuyoruz değil mi? Salli Barik okuyoruz, ona dua ediyoruz. Yani aynı bunun gibi bir ibadet. Ve bu ibadeti biz sürdürdüğümüz sürece ne olacak? Bize ne mükafat gelecek? Cennette peygamberimize komşu olacak. Siz Hazreti Bilal amcanızı tanıyor musunuz? Kim tanıyor? Hazreti Bilal'i kim tanıyor? Pempeli kızımız. Evet sen. İlk ezan okuyan. Alkışlayalım arkadaşımızı.
Evet, hangisini istiyorsun? Benim kitabımı mı yoksa soldaki kitabı mı? Güzel dinim. Bunu. Tamam. Evet, sonra alıyorsun. Tamam mı? Bu senin. Buraya koydum. İkinci bir tane daha sorumuz var. Onu da erkeklere soracağım. Hazır olun. Dikkatli olun böyle. Radarları açın. Bak hemen radarları açtı kızımız. Kaptı hediyeyi. Siz de kapabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Bilal Habeş Peygamber Efendimiz'in ilk müezziniydi. Biliyor musunuz? Bilal Habeş'in şın harfini çıkaramazdı. Eşhedü ellâ diyemezdi. Eşhedü ellâ derdi. Bir iki kişi demiş ki ya Resulallah bu ezanı doğru okumuyor çünkü Habeşli ya. Arap aslında değil. Arapların ayrı bir bölümünden şın harfi diline uymuyor. Uymayınca da yanlış okuyor. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Bilal'im seni gökte şın olarak yazılıyor. Karışmayın Bilal. Bilal İslam devriminin en büyük sembollerindendir. En büyük eziyet görenlerden bir tanesidir. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz onu satın almıştır. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiği zaman onu sağ yanına almıştır. Ve ona çık Kabe'ye demiştir. Çık da Kabe'de bir ezan oku. Ve bütün hepsini orada şunu ilanı yapmış. İslam'da dil, renk, ırk ayrımı yoktur. Müslüman olan kimse değerlidir, kıymetlidir. Bunu öğretmiştir. İşte o Bilal amcanız var ya, Peygamberimizi çok severdi. Peygamberimiz 632 yılında, Haziran'ın 8'inde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Medine'de kalamadı. Geldi nereye? Hemen yakınımız bir yere, Şam'a geldi. Şam'da yerleşti, orada kaldı. Birkaç yıl orada kaldıktan sonra bir gün rüyasında Peygamberimizi gördü. Dedi ki Peygamberimiz, hadi dedi, Bilal gel, artık yeter, usta tamamlansın, gel dedi Medine'ye. Bunu emir telakki etti ve hemen bindi binitine, hızlı bir şekilde Medine'ye gitti. Gider gitmez, görenler nasıl sevindiler. Sanki Peygamberimiz hayata geri dönmüş gibi hissettiler Bilal'i görünce. Çünkü Peygamberimiz Bilal'e aynen şöyle derdi. Derdi ki, ya Bilal bir ezan oku da rahatlayalım. Hadi ya Bilal bir ezan oku da ferahlayalım dermiş. Dediler hadi bu vaktin ezanını sen oku. Dedi ki bana ezan oku demeyin. Çünkü ezan ezan-ı Muhammediyedir. Neymiş? Ezan-ı Muhammediye. Yani orada Muhammed Mustafa'nın adı da geçiyor. Ben okuyamam bu ezan artık. O günden sonra okumamış. Peygamberimiz vefat ettikten sonra bir daha hiç ezan okumamış. Tabii kim geldiyse reddetmiş fakat bir iki tane Peygamberimizin tabiriyle reyhanları gelmiş ki Hasan ve Hüseyin demiş ki Bilal amca ne olursun bir ezan okur musun? Onları kırabilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanları onlar. Hemen çıktı Mescid-i Nebevi'nin duvarına başladı o sade ezanı okuyarak ezan okudu. Böyle bugünkü ezanlar gibi değil. Hani makamlı okunuyor ya şimdi. Öyle değil. Sade ama gür bir sesle. Aynen şu şekilde. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Dedi. Tam buraya geldi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Dedi. Küt diye düştü bayıldı. Ayıldırdılar. Başkası ezanı tamamladı. Dedi ki ben size demedim mi bana okutmayın ezanı. Muhammed ismini söyler söylemez küt diye düştü. Nasıl bir sevgi, nasıl bir muhabbet anlaşıldı mı? Resmen ne oldu? Dili tutuldu, dili. Dil tutulur mu? Seversen dil tutulur elbet. Hem de nasıl dil tutulur? Gelin şairin sözüyle dinleyelim bunu. Dil tutulur heybetinde. Yüreğim deyince
yar efendim. Hep beraber dil tutulur heybetin. Muhammed dediniz mi? Demediniz mi? Hemen içinizden söyleyiverin inşallah. Evet, peygamberi işte böyle seviyordu onlar. Dilleri tutuluyordu, dilleri. Öyle seviyorlardı. Peki, kişi sevdiğiyle beraber olacaksa, kişi sevdiğine benzemelik değil mi? Değil mi? Mesela, bilmem ne fiş mekan sanatçısı saçını uzatmış, bıyığını şöyle bırakmış, farını böyle yapmış, şöyle bir sakal bırakmış, şöyle bir örtü örtmüş, şöyle bir elbise giymiş deyip insanlar ne yapıyorlar? Onun aynısını yapıyorlar değil mi? Kimi seviyorsanız ona benziyorsunuz. Peki Resulullah'a sevdiğinizi nasıl belirleyeceksiniz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi hayatınıza aktarmakla, hayatınıza aktarmanız gerekir. Yani ne demek istiyorum? Peygamberin sünnetini hayatınıza aktarmanız gerekir. Mesela çoğunuzda ben takke görmüyorum. Niye takke takmıyorsunuz? Takke takın tabii ki. Yani neden takke takacağız? Onu da söyleyelim. Ben de bari söyledim. Söylediğimi yapayım değil mi? Şöyle takalım takkemizi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başı açık hiç gezmemiştir. Öyleyse biz de ne yapacağız? Başı açık. Elimizden geldi. Hiç olmasa namazlarda değil mi? Ona dikkat edebilir miyiz? Namazlarda yapabiliriz bunu değil mi? Zor değil yani. Namazlarda yapabiliriz. Başka? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şu ibadet var. Dişini misvaklarmış. Yapalım. Misvaklayalım. Veya dişimizi fırçalayalım. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemezmiş. Ölse de söylemezmiş. O zaman yalan söylememekle Peygamberin izinden gitmiş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok merhametliymiş. Etrafımıza karşı merhametli olalım. Ama ne yapıyorsunuz? Arkadaşınıza vuruyorsunuz, arkadaşınızın canını acıtıyorsunuz. Çelme takıyorsunuz, düşünce gülüyorsunuz. Peygamberin izinden giden böyle yapabilir mi? Böyle sadist olabilir mi? İnsanlara zarar vermekten zevk alabilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaparmış biliyor musunuz gençler? Bir tane Yahudi veya müşrik öldüğü zaman eyvah dermiş, yetişemedik. Onun hidayetine vesile olamadık. Bak gördün mü cehenneme gitti diye üzülürmüş. Yani biz birisine zarar vermeyi bırakın. Bir kafirin, bir müşriğin, bir kafirin
Müslüman olamadığına bile üzülmemiz gerekir. Peygamberimiz böyle birisi. Peygamberimiz elinde olan bir lokmayı paylaşırdı. Bizim gibi bencil ve egoistlik yapmaz ve herkesin önünde yiyeceğini yiyip de insanları canını çektirerek ona zulmetmez. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün aç kalmış ve bir iki tane hurma nasibine düşmüş. O gün alabilmiş onu. Tam onu yiyecek kapı çalmış. Tak tak tak, kim o? Demiş ki ya Resulallah, iki gündür açım, dayanamıyorum artık. Dedi dur bir dakika, gitti. O iki üç tane hurma vardı ya, hani bizim leblebi gibi yediğimiz hurma var ya, onlar için bir öğün. Bir öğün yemek yani. Siz bugün yemekleri beğenmiyorsunuz yani. Üf ya, bu nasıl yemek ya? Yemiyorum ya. Diyorsunuz ya. Böyle kedi gibi miyavlıyorsunuz ya. Ama onlar iki tane hurmayla bir öğünü, bir günü götürüyorlar. Bir gün. Ve diyor ki ben bir gün açım, sen madem iki gün açsın al diyor bunu sen de. Ve ona veriyor. Anladın mı? Anladınız mı? Peygamberin izinden gitmek budur işte. Onun için de şair ne diyor? Diyor ki seni görmeyen gözü neyleyim? Seni bilmeyen aklı neyleyim? Seni özlemeyen kalbi neyleyim? Ya Resulallah selam aleyk diyor. Mali min ayni izlem tuhsirke, mali min akli izlem yuzrike. Savaşırken azılı müşrik onu yere seriyordu ve şehit ediyordu ve bağırıyordu o müşrik. Diyordu ki Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm.
O anda diyor ki bütün sahabeler hepimiz dolup kaldık. Saad orada seslendi. Eğer peygamberimiz aleyhissalatü vesselam büyüse biz niye yaşıyoruz? Biz de ölelim deyince biz atıldık tabii diyor. Fakat bu ara Mus'ab yere deşeliyor. Yere düşmüş ya. Yeri deşeliyor. Deşeledi, deşeledi. Sonra yüzünü oraya buladı böyle. Ve orada ruhunu teslim etti. Son hareketi bu. Sonra anlaşıldı bunu neden yaptığı. Neden yapmış biliyor musunuz? Bilen var mı? Elini kaldırsın. Erkeklerden söyle. Yok. Söyle. Doğru cevap. Doğru. Alkışlayalım. Tam değil size. Tamam bu kitap senin. Biraz sonra vereceğiz. Tamam otur yerinde. Evet. Ama nasıl, niye sevgisinden dolayı neden böyle yapmış onu da söyleyelim. O da şu, susalım. Peygamberimize çok benzediği için yüzümü yakından gelip bakarsa ben olduğum yani Mus'ab olduğunu anlar, peygamberimi de öldürür diye. Ben öleyim, peygamberi ölmesin diyor yani. Niye peki yanına geliyorlar biliyor musunuz müşrikler? Müşriklerin neden yanına geldiğini bilen var mı? Söyle kızım. Yok yok. Yani öldürdüğü insanın yanına niye geliyorlar? Evet, öldürdüğü kimselerin burunlarını kesiyorlar, kulaklarını kesiyorlar, dudaklarını kesiyorlar ve bunu bir ipe dizip boyunlarına asıyorlar. Ve diyorlar ki, bak ben Mus'ab'ı öldürdüm. Nasıl bir insanlar değil mi? Hayvan bile böyle yapar mı? Ne kadar aşağılık mahluklar olduğunu anladınız mı? Bir insanın ölümüne sevinilmediği gibi bir ölüye böyle eziyet edilir mi? İşte müşrikler nasıl yamyam, nasıl ahlaksız ve zalim kimseler olduğunu anladınız mı? Evet. Nitekim yanıma gelir de burnumu kesmek için peygamber olmadığımı anlarsa benim peygamberime zarar vermesin diye yüzünü, zaten kanlı ya yüzü, toprağa da beleyince ne yaptı? Çamur oldu. Tam anlayamaz. Kesse de. Yanına yaklaşsa. İşte onlar böyle ölümüne. Peki biz peygamberimizi nasıl seveceğiz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu sözü çok önemli. Ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm. Çokluk demek adet olarak da sayılabilir elbette. Ama bundan daha önemlisi çok önemli kişiler olma, İslam adına, ümmet adına, Müslümanlar adına bir şeyler yapabilmektir. Hatırladınız mı? İlk sohbetimizde ne anlatmıştık? Her biriniz imanlı birer mucit, imanlı birer kaymakam, imanlı bir polis, imanlı bir çiftçi olun demiştik. Hatırladınız mı? Ne olursanız olun imanlı olacaksınız. Allah ve Resulünün izinden giden sırat-ı müstakimde olacaksınız. Biz Fatiha suresinde ne diyoruz? İhdine sırat-ı müstakim. Ne demek? Bizi sırat-ı müstakime ilet diyoruz Allah'a. Peki demekle biter mi bu iş? O istikamette ne gerekiyorsa öğrenmek, onları uygulamak, yaşamak, yaşatmakla yükümlüyüz. Arkadaşımız Fenerbahçeli bak. Görüyor musun? Şu da Fenerbahçeli. Halbuki bu sene ikinci oldular ama yine de takımlarının formasını giymekten utanmıyorlar. Niye? Çünkü benim takımımdır diyor. Doğru mu? Bir insan işte takım tuttuğu zaman nasıl bak görüyor musunuz? Şuurlu tutuyor. Biz de peygamberimizin taraftarı olduğumuzu böyle belirtmeliyiz. Anladınız mı? Yani bir Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan daha üstün olmalı peygamberimiz. Anlaştık mı? Peki, her takımın bir sloganı vardır. Değil mi? Ra 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 ra. Fena takım çok yaşa diyoruz değil mi? Öyle diyorsunuz. Peki, peygamberimizin de bir sloganı var mıdır? Sevme sloganı. Vardır elbette. Allah'ın da bir sloganı vardır. Mesela Allah'ı sevdiğimizi belirtmek için beraber Itri'nin o güzel bestesini yapalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Bu Rabbimize karşı söylediğimiz en büyük sloganımız. Allah en büyüktür, onun o eşi ve ortağı yoktur. O hamdlerin hepsi ona mahsustur. Öylece tek varlık odur diyerek haykırdık biraz evvel değil mi? Bu Rabbimizden taraf olduğumuzun belirtisi oldu. Peki peygamberimiz de var.
taraf olduğumuzun belirtisi ne? O da salavattır. Ne diyor ayet-i kerimede Ahzab suresinde Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا Ne diyor Rabbimiz? Muhakkak ki Allah ve melekler peygamberden taraftırlar, ona dua ederler ve taraftarıdırlar. Ey iman edenler, siz de peygambere dua edin ve taraftarı olun. Peygamber Efendimiz'in sloganı da Itri'nin bestesiyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebbi. İnşallah biraz sonra bunu 3 kere söyleyeceğiz ve öyle bitireceğiz. Yani biz peygamberimize ne yaptık böylece? Hem dua ettik, hem ondan taraf olduğumuzun sloganını attık ve böylece peygamberin izinden gideceğimize söz verdik. Sözümüze duracak mıyız? Peki ne yapmamız lazım? O evet deyip zırhlayan kim? Onun için biz peygamberin izinden gittiğimizin alameti ne olmalı? Onun izinden gittiğimizin alameti onun ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun sevdiği şeyleri sevmeliyiz, onun sevmediği şeyleri sevmemeliyiz. Onun gibi olmalıyız, vesselam. Şeklen değil, yemekte, içmekte değil sadece, her şeyde. Hele hele ahlakta. Peygamberimiz bizim neyimizdir? Üsvetün hasene. Yani en güzel örnektir. Ayet-i kerimede Rabbimiz böyle buyuruyor. Öyleyse gelin son bir ilahi daha okuyalım. Daha okunacak çok ilahi olabilirdi ama bununla bitirelim inşallah. Sonra da salavat-ı şerife getireceğiz inşallah. Medine'de bir pazar, inci cevher saçar. Medine'de bir pazar, inci cevher saçar. Nur üstüne nur yağar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Nur üstüne nur yağar. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah.
Mustafa'ya o zaman salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyin ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala razı olsun. Hayırlı ilimler öğrenmeyi Rabbim size de bize de nasip eylesin. El Fatiha.